bitkilerde de aynı şekilde, sadece insanlarda değil, Allah'ın yarattığı bütün kontrol mekanizmaları bütün canlılarda mevcut. Dün mesela DNA'nın yapısından bahsetmiştik. DNA'nın o mükemmel yapısı tüm canlılarda o şekilde. İlk yaratıldıkları andan itibaren Allah'ın yarattığı o muazzam sistemle birlikte o mucize molekül tüm canlılarda, tüm canlıların özelliklerini içerecek şekilde ve o yapıyla birlikte muhafaza edilir. Bu Allah'ın bir nimetidir inşallah. Aynı şekilde bitkiler de yine Allah'ın yarattığı çok özel mekanizmalarla donatılmıştır. Mesela kurak bölgelerde yaşayan bitkiler o bölgelere uygun olacak özelliklere sahiptir. Ama kutup bölgelerinde yaşayan bitkiler de o bölgelere uygun olacak özelliklere sahiptir. Fakat bazı bitkilerde çok zor hava şartlarına uyum sağlayacak şekilde mekanizmalara da sahiptir. Mesela aşırı soğuklar, aşırı sıcaklar veya işte kuraklık, bu tarz durumlarda bitkiler kendilerini koruyacak sistemlere sahiptir bazı bitkiler. Mesela normal şartlarda bitkilerin tohumlarında %90-95 oranındadır su. Fakat çok zor şartlar altında olan bitkilerde bitkiler kendilerini uyku durumuna geçirirler. Bu Allah'ın bir nimetidir. O şartlarda dayanıklılık gösteremeyeceklerini anladıkları için uyku durumuna geçerler. Bunun ilk aşaması kurutma aşamasıdır. Bunun için bitki tohumları normalde %90-95 suya sahipken kendilerindeki dokularındaki bütün suyu kaybederek %5-10 oranında suya sahip olurlar. Bu kendi sesimi duyuyorum bir anda. bu mesela çok büyük Allah'ın bir mucizesidir. Bitkinin karar alma mekanizması olması, bu şekilde suyu kaybetme kabiliyeti olması ve bunu işleme geçirmesi. Şimdi bitki tohumları kendilerindeki suyun çok büyük bir bölümünü kaybederek %5-10 oranında suya indirirler. Bunu nasıl yaparlar? Bunu sağlayan bir hormondur. Absisik asit denen bir hormon bitkilerin gövdelerinde beslenmeyi ve uykuyu durduracak şekilde işlem yapar ve bu işlem sonucunda da işte bitki hiçbir enerji harcamaz, uyku durumuna geçer ve bu şekilde on yıllarca hatta yüzyıllarca uykuya dalabilen tohumlar bilinir ve yeniden canlandıklarında toprakta yeniden filizlenebilirler ve yeniden canlılık kazanabilirler. Bu işte Allah'ın bir rahmetidir. Çünkü bitkiler normalde sabit olarak yaşadıkları için değişen hava şartlarına veya iklimlerde nesillerinin devamının sağlanması için bu tarz mekanizmaya ihtiyaçları vardır. Allah da tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde de aynen bu şekilde muazzam sistemler yaratır. Allah bir ayetini şu şekilde bildirir inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl suresi 17 ve 18. ayetlerde. Bir de bir videomuz var kısa. Bitkilerin topraktan o filizlenerek çıkışını gösteren ve muazzam mucizeyi hızlandırarak çekim yapmışlar belgeselciler. Bir ona bakabiliriz inşallah. Bayağı tatlılar. Hem evet, çok körpeler dans eder gibi çok zarif hareketler de maşallah. Hızlandırınca. Maşallah. Allah'ın kuru topraktan can vermiş. Tabii. Maşallah. Bayağı şekerler. Çok körpe ve tazeler yani insan baktığında bile çok hoşuna gidiyor. De, Allah'a karşı çok itaatliler. Maşallah. Allah'ın verdiği nimetle hemen canlanıp o topraktan dışarı çıkıyorlar. Güneşle, suyla yani karbondioksit kullanarak Allah mükemmel güzellikte bitkileri yaratıyor maşallah. Maşallah bu da çok güzel. Maşallah süper. Akşamları da tekrar kapanıyor biliyorsunuz. Güneşi görünce aşıyor. Buğdaylar galiba bunlar da. Genelde taze ve körpe olmaları çok dikkat çekiyor ve hepsinin demin de Gülşah söylediği gibi bu da palamut. Ne kadar güzel. Maşallah. Hocamız çok kanaatkarlar demişti. Evet. Açlar için maşallah. Maşallah. Teşekkürler.